Merhaba, 12. videomuzda daha çok buton ekleme ve aynı zamanda container chart demiş olduğumuz bir grafiğimiz var. Daha doğrusu grafikleri birlikte tek birden fazla grafiği sadece bir grafikmiş gibi gösterebildiğimiz ve tablar ekleyebildiğimiz bir grafiğimiz var. Şimdi isterseniz container chart'la devam edelim. Şimdi normalde ben burada burada ufaltmış oldum, minimize etmiş oldum. İki tane benim grafiğim vardı ve ben ikisine de satış dalında ismini vermişim. Ben bu grafikleri isimlerinden ayırt edemiyorum ama sizin yapmış olduğunuz her grafiğe otomatik olarak obje ID atar klikliyor. Mesela bununki CH16'ymış. Diğerinki neymiş? Kenarına gelip bakıyorsunuz CH19'muş. Bunlar aynı zamanda işte bu listbox'lar için de geçerli. CS02'ymiş mesela. Buradan direkt tüm objelerin dediğim gibi click view bütün hem grafikleri hem table'ları hem list box'ları işte check box'ları hepsini bir obje olarak gördüğü için ekrana sıranıza göre obje atar. Tabii türü de önemli bunlar. Benimkiler 16 ve 19'muş. Okey, ben bunları şu anda biliyorum. Geldim. Nevşit Object kısmından konteyner ekledim. Ve dedim ki 16 ile satışta alımları 19'u seç. Ekle. Aldım, okey dedim. Direkt şunu da bir çekelim. Direkt konteyner bu iki grafiği de otomatik olarak içine aldım. Şimdi burada benim sadece tek yıl seçilmiş. Birden fazla yıl seçelim. Gördüğünüz gibi iki grafikte tek bir grafik gibi yer kaplıyor. Ama birden fazla seçeneği koyabiliyorsunuz. Burada biraz önce gösterdiğimiz gibi animasyonlar da çalışıyor. Ama bunları daha çok sol tarafa bir buton şeklinde değil de en çok tap noktaya eklerler. Tabı tap noktaya ekledik. Buradan satış dağılımlarına da geliyorsunuz otomatik olarak. Diğer satış dağılımları grafiğine de gelebiliyorsunuz. Bu şekilde çok basit ve daha az yer kaplaması açısından kullanılan bir obje olarak düşünülebilirsiniz bunu. Bunun dışında butonlar ekleyebiliriz Nevşit Object kısmından. Şimdi bu buton kısımları Excel'e inanılmaz derecede benziyor. Şöyle ki yani bir report makro yaparsınız. Atıyorum bir işte geri dönersiniz ve o report makro bir butona assign edersiniz. Bunda da mantık aynı. Ama bunda report makroyu kendiniz oluşturmuyorsunuz da hazır zaten makro paketleri var. Buradan seçiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir buton ekleyelim ve bu buton seçmiş olduğum bütün değerleri clear etsin. İşte bu yazı ortada olsun, işte background aqua olsun, işte color'ı lacivert olsun vesaire bunları seçebilirsiniz zaten. Aksiyonlar bir paket şeklinde demiştim. Hakikaten öyle. Selections kısmından mesela clear all'u seçtiğiniz zaman okey diyeyim. Tekrar bir okey diyeyim. Şimdi benim için bir buton ekledi buraya ve ben seçim yapayım. Seçimler yapayım işte. 2006-2007'yi de seçim. Yani seçimlerin burada tek tek silgiyle silmek yerine clear deyip tamamını silebilirim. Normalde açıkçası bu checkbox'larda tek tek seçimi zordur. Genelde default olanı seçerler. Kolonları fazlalaştırırlar. Presentations'tan checkbox yerine user default diyelim. Burada seçimler çok daha kolaydır. Kontrolle seçebilirsiniz. Ardışıksa tek tek seçebilirsiniz. Bu checkbox'ları da düzeltebilirsiniz istiyorsanız. Dediğim gibi presentation'da normalde bu bir list box'tı ve tek kolondu. Biz bunu düzeltip sadece user default'a getirdiğimiz zaman daha kolay seçimler yapabilirsiniz. Bunu da düzeltelim. Bunun dışında ne tür şeyler var? Bunları Nevşit Object butonları ekleyerek ihtiyaç olduğunda ya da daha farklı durumlarda örneğin ileri tuşu var mı bakalım kullanabilirsiniz. İnceledikçe zaten daha çok bulursunuz. Layout kısmına gelelim. Next işte geç
dediğinizde butonu kullanabilirsiniz. Normalde benim bir sonraki işlem olmadığı için aktif olmuyor bu buton. Gördüğünüz gibi sadece basabiliyorsunuz. Başka bir şey yok. Yeni bir buton daha ekleyelim o halde. Bu da geri gitsin. Aksiyonlara gelelim. Ekleyelim ve layout kısmından seçtikten sonra bakalım. Bakın geri geldi. Bunları sanki bir setmiş gibi yan yana koyup en üstte ekleyebilirsiniz. Zaten çok net. Biri geri gidiyor, biri ileri gidiyor. Diğeri de seçimleri filtreliyor.